Merhabalar arkadaşlar. Fiil iletişimi dersinde 22. dersimiz bu ders. Bu 22. konu anlatımı dersimizde pariti değil, özür dilerim. Paritiyi bir önceki derste anlatmıştım. Bu dersimizde CRC'yi anlatacağım. CRC bizim hata seçme tekniklerimizden bir tanesi. Açılımı çevrimli fazlalık sıraması Türkçesiyle. CRC arkadaşlar gönderilen bitin bir üretici fonksiyonu, burada anahtardır arkadaşlar. Üretici fonksiyonunun yardımıyla gönderilip, yani üretici fonksiyonuyla birlikte gönderilip, daha sonra karşı tarafta bu üretici fonksiyonu kullanılıp veride hatanın olup olmadığını öğrenmek için kullanılır. CRC'de yani Hamming kodlama gibi düzeltme yoktur. Paritide de aynı şekilde düzeltme yoktu. Bu da bizim parity gibi hata seçme tekniklerimizden bir tanesi CRC'de. CRC'de peki hata seçildiği zaman ne yapılıyor? Hata seçildiği zaman göndericinin tekrar veriyi göndermesi istenir arkadaşlar. CRC'de gönderilen veri bitlerinden hesaplanan bir sınama kodu gönderilecek veri bitlerinin sonuna eklenir. Sınama kodu dediğimiz şey bizim üretici fonksiyonu yardımıyla hesaplanır. Bizim elimizde bir gönderilecek olan veri var. Bir de üretici fonksiyonu. Bunlar bize soruda verilir. Eğer normal klasik bir soruysa CRC ile ilgili. Tabii hocanın biraz daha bakış açısıyla alakalı veya soru kaynaklarını, soruları nasıl hazırlıyor tam olarak bunu bilmemekle beraber, yani biraz daha hoca zorlamak isterse farklı şekillerde sorar. Eğer bizi çok zorlamayacak CRC sorusu gelirse şu şekilde gelir. Bir gönderilecek veri vardır. Bir de üretici fonksiyonumuz. Biz bu veriyi, gönderilecek olan veriyi, mesela şurada bir 2 veri 32, 2 veri 26, 2 veri 23, 22 şeklinde gidiyor. Bir de UX denilen zaten bu UX, pardon. Yani iki tane vardır arkadaşlar bunun gibi. Birisi gönderilecek olan veridir. Birisi de üretici fonksiyonu. Üretici fonksiyonuna UX dersek x üzeri 8 mesela burada en yüksek dereceli terimdir. X üzeri 8 alıyoruz. Şuna da gönderilecek bit diyelim. Bu kadar uzun olmaz ama gönderilecek bit dizisi diyelim buna da. X üzeri 8'i 8'e bölüyoruz onu arkadaşlar. Birazdan örneğini göreceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra burada bir kalan çıkıyor. Kalanı da bizim gönderilecek bit dizimiz diyelim artık. Farklı şekilde de veri olabilir. Bunun sonuna ekliyoruz arkadaşlar. Örneğimizde göreceğiz birazdan. CRC tamamen donanımsal destekle çalışır. Kodu hesaplamak için yongalar bulunur. Anahtar kelime üretici fonksiyonudur. Az önce de dediğim gibi. Göndericide de alıcıda da üretici fonksiyonu aynı olmak zorundadır. Çünkü alıcı da gelen verinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla üretici fonksiyonu kullanılır. Gelen veriyi üretici fonksiyonuna böler ve kalanın sıfır olması gerekir arkadaşlar. Kalan sıfırsa doğru bir şekilde karşıya iletilmiştir. CRC yöntemi Ethernet, Token Ring, ATM gibi protokollerde kullanılır. Üretici fonksiyonu dediğimiz gibi Ethernet, Token Ring, Token Bus gibi protokollerde bulunur. UX dediğimiz şey bizim üretici fonksiyonumuz olarak düşünebiliriz burada yine kısaca. Üretilen tüm kartlarda bu üreticiler kullanılır diyor. Yani Ethernet Token Ring, Token Bus'la bu üretici fonksiyonu kullanılmaktaymış şu an. ATM üretici fonksiyonu şu şekildeymiş arkadaşlar. UX eşittir x üzeri 8 artı x üzeri 2 artı x artı 1 şeklindeymiş. Her ATM üzerinde bu uygulanıyormuş arkadaşlar. ATM'in üretici fonksiyonu. Yani alıcı tarafta da, verici tarafta da, yani gönderici tarafta da bu üretici fonksiyonu kullanılmaktaymış. Konfigürasyona gerek yokmuş arkadaşlar. Tüm kartlarda üretici fonksiyonu aynıymış. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir protokol kullanıyorsunuz. Ethernet, Token Ring veya Token Bus. Şu an kullandığımız protokol Ethernet. Üretici fonksiyonu karşıya gönderilir mi? Veya verici tarafta nasıl oluşuyor? Yani bu kart üretilirken içindeki üretici fonksiyonu da standart olarak belirleniyormuş yani burada görülmekte. CRC polinomlarla işlem nasıl yapılır? Bunu tanımlayalım arkadaşlar. Burada polinomlarla işlemi aslında sadece özetleyeceğim. Mesela polinomlarda çarpma bölme işlemini unutan arkadaşlar olabilir.
bunun nasıl olduğuna dair biraz kısaca özet bilgi vereceğim. Çünkü birazdan polinomlarla işlem yapacağız. Arkadaşlar A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. Bunlarda A6 ve A1, A0'ın 1 olduğunu düşünelim. O zaman bizim üretici fonksiyonumuz nasıl olur? Geri kalan hepsi 1 olanların haricinde diğerleri 0'la çarpılır. Yani bizim şu şekilde bit dizimiz var. 1, 4 tane 0, 2 tane 1. Bunu ne yapıyoruz? En baştan x üzeri 0, x üzeri 1 ile çarpıyoruz. Daha sonra x üzeri 3 ile çarpıyoruz. X üzeri 4, x üzeri 5, x üzeri 6 ile çarparak gidiyoruz. Kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X üzeri 0'dan başladığı için x üzeri 6 ile çarpıyoruz son değeri. Burada görüldüğü gibi 1 çarpı x üzeri 6, x üzeri 6 yapar. 0 çarpı x üzeri 5, 0 yapar. 0'la ne iş yaparsak 0 çıktı burada. Daha sonra en sonda 1 çarpı x üzeri 1 x gelir buradan. X üzeri 1 x eşit zaten. Artı 1 çarpı x üzeri 0 da 1'e eşit x üzeri 0 artı 1 gelir. Bizim üretiş fonksiyonumuz bu şekilde bulunur. Şöyle bir bit dizisi verilirse bize. Toplama çıkarma polinomlarda nasıldı arkadaşlar? Onluk sistemdeki gibiydi. Yani çarpma veya bölmede üsler toplanır veya çıkartılır. Arkadaşlar çarpma işleminde polinomlarda üslerimizi topluyorduk. Bölme işleminde ise üslerimizi çıkartıyorduk. Burada çarpma işlemi verilmiş. İki tane polinom var. X üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x kare artı x çarpı parantez içinde x kare artı x artı 1 parantezi kapatıyoruz. Bunları çarpalım sırasıyla. Şu x kare artı x artı 5'i buradaki değerleri sırasıyla dağıtalım iç tarafa. X üzeri 5 çarpı x kare x üzeri 7'dir. X üzeri 5 çarpı x üzeri 5 çarpı 1. Ne oldu? X üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5. Daha sonra x üzeri 3'ü içeri dağıtalım. X üzeri 3 çarpı x üzeri 2 x üzeri 3 çarpı x üzeri 3 çarpı 1. Bu da ne yaptı? X üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x üzeri 3 yaptı. Daha sonra x kare ile çarpalım. X kare çarpı x kare x üzeri 4 çıkar. X üzeri x kare çarpı x üzeri 3 x kare çarpı 1 x kare. Daha sonra x'i içeri dağıtalım. X küp x kare ve x çıkar. Burada arkadaşlar toplama işlemi var. Toplama işlemini mod 2'ye göre yapıyoruz. Mod 2'de aynı değer olursa ne oluyordu? Yani burada x 7'den bir tane var. Bunu aynen yazıyoruz. X 6'dan bir tane var. Görüldüğü gibi aynen yazıyoruz. X üzeri 5'ten görüldüğü gibi iki tane bulunmakta. Mod 2'ye göre 2 2 2 x üzeri 5'ten 2 x üzeri 5 Mod 2'ye göre 0 olur. Çünkü 0 kalanı var burada yine. X üzeri 4'ten 2 tane var. Bunu da mod 2'ye göre 0 çıkar. X üzeri 3'ten 2 tane bulunmakta. X üzeri 3'ten pardon 3 tane bulunmakta. Bu da mod 2'ye göre x üzeri 3 şeklinde çıkacaktır. Daha sonra bizim bir tane eksimiz kaldı. Onu da ekleriz. Üretici fonksiyonumuz yani bunun sonucu üretici fonksiyonu demeyeyim de polinomlarla yaptığımız bu örnek işlemin sonucu x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 3 artı x şeklinde bulunur. Polinomlarda işlem de bu şekildedir. CRC polinomlarda işlem gönderici işlem. Bu da gönderici tarafında yapılan işlemler. Şunlar alıcı tarafında yapılan işlemler arkadaşlar. Gönderici tarafta özür dilerim. Bunlar alıcı tarafta da değil arkadaşlar. Bu sadece örnekti. Gönderici tarafında yapılan işlemi göreceğiz arkadaşlar CRC'de. CRC'de gönderilecek veri bitimiz x üzeri 3 artı 1 olsun. Şimdi arkadaşlar CRC ile ilgili kısa örneğimiz bu. Bu şimdi gönderici tarafta yapılan işlemler. Birazdan da alıcı tarafında yapılacak işlemleri göreceğiz. Yani CRC'nin küçük bir örneği bu. Az önce söylediğim gibi tanım kısmında örnek yapacağımızı söylemiştim. Gönderilecek veri bitimiz x üzeri 3 artı 1 olsun. Yani data word. Üretici fonksiyonu x küp artı x artı 1 şeklinde olsun. Üretici fonksiyonu da standart burada değişmiyor. Bu bizim hangi protokolümüzde kullanılıyordu? X üzeri 6 artı x artı 1.
bu üretici fonksiyonu şu an örnek için verilmiş. Herhangi bir protokolü kullanılmıyor sanırım. Bunlar bilinecek. Veri gönderilecek veri bitleri ve üretici fonksiyonunu bize her zaman verir. Üretici fonksiyonunu ne yapıyorduk? En yüksek dereceli terimini seçiyorduk. Bizim üretici fonksiyonumuzdaki en yüksek dereceli terimimiz gördüğü gibi yani üssü en büyük olan terim bizim üretici fonksiyonumuzun en yüksek dereceli terimidir. Bu en yüksek dereceli terimi gönderecek veri bitimiz burada kısa bir veri biti verilmiş. X üzeri 3 artı 1 şeklinde. X üzeri 3 artı 1'i böleceğiz. X üzeri 3'e. Burada sırasıyla açıklamalar yapmışım. Bunları da okuyayım. Üretici fonksiyonun en yüksek dereceli terimi x üzeri 3 gönderilecek veri bitiyle çarpılır. Bölünür dedim az önce. Yanlış demiştim. Çarpılacaktı arkadaşlar. Üretici fonksiyonun en yüksek dereceli terimiyle. Gönderilecek veri bitlerine 3 sıfır eklenmiş olur bu sayede. Çıkan sonuç üretici fonksiyonuna bölünür. Bölüm sonucu elde edilen kalan bulunur. Eğer kalan elde edilen kalan bu değer gönderilecek veri bitinin sağına ekleniyordu. Önce çarpma sonra bölme işlemi yapıyorduk. Çıkan bit dizisi iletim ortamında alıcıya yol alır. Açıklamada da yaptığım gibi işlemleri sırasıyla yapalım. İlk önce bizim gönderecek veri bitimiz birinci adımda x üzeri 3 artı 1. Üretici fonksiyonumuzun en yüksek dereceli terimi de ise x üzeri 3'tü. Bununla çarpalım. X üzeri 3 ile sırasıyla çarptığımız zaman çarpma işleminde polinomlarda üsler toplanıyordu arkadaşlar. X üzeri 3 çarpı x üzeri 3 üslerini toplayalım. X üzeri 6 çıkar. 1 çarpı x üzeri 3 ise yine x üzeri 3'tür. Çıkan bizim değerimiz x üzeri 6 artı x üzeri 3'tür. Üretici fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle çarpılmış şekli bu şekilde bulunur. Daha sonra bulduğumuz sonucu, çarpma işlemi sonucu, çıkan sonucu bizim çıkan sonucu çıkan sonuç bölü üretici fonksiyonu yapacağız. Çıkan sonuç x üzeri 6 artı x üzeri 3 bölü x üzeri 3 artı x artı 1 şeklindeydi. Üretici fonksiyonumuz bölme işleminde ilk önce x üzeri 3 ile bunu çarparsak x üzeri 6 artı x üzeri 4 artı x üzeri 3 şeklinde bulunur. X üzeri 6 bu taraf tarafa çıkardığımız zaman x üzeri 6'larla x üzeri 3'ler sadeleşir. Geriye x üzeri 4 kalır. Bunu x ile çarpalım ki x üzeri 4 en yüksek dereceli terimi yok edelim. Çarpı x ile çarptığımız zaman x üzeri 3'ü x üzeri 4 artı x kare artı 2 şeklinde bulunur. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığımız zaman x üzeri 4'ler birbirlerine götürür. X kare artı x kalır sonuç olarak. Kalanımızı x kare artı 2 şeklinde buluruz. Daha sonra bu adımdan sonra ne yapıyoruz? Bunu ikilik sisteme çeviriyoruz. Eğer gönderilecek veri bitimimiz ikilik sistemde ise bizim kalanımız bu şekilde. Bu bizim gönderilecek olan mesajımızın sağına eklenir. Bir sonraki adımda onu yapacağız. Bunun ikilik sisteminde gösterilmiş hali x üzeri 2, x üzeri 1, x üzeri 0 herhangi bir çarpanla çarpılmamış. O zaman ikilik sistemde karşılığı sıfırdır onun. 1, 1, 0 şeklinde bulunur ikilik sistemde. Burada da belirttim yazdığım gibi. Ama burada gönderilecek bit dizisi yine polinom şeklinde verilmiş. O yüzden polinom şeklinde kalanı mesajın sağ tarafına ekliyoruz. Mesajın Hamming'de de sağ taraftan yazmaya başlıyoruz. Hatırlarsanız burada da sağ tarafa ekliyoruz. Genelde işlemler mesajın sağ tarafında gerçekleşiyor. X üzeri 6 artı x üzeri 3 bizim mesajımızdı. Kalanımız da CRC'den elde ettiğimiz biti de buna ekliyoruz. X kare artı x'i de buna eklediğimiz zaman kalanı kartışa doğru bir şekilde iletilirse daha sonra tekrar üretici fonksiyonuna bölünürse bu kalanı sıfır olarak bulacağız. İkisi birlikte yollanırsa hata sezimi mümkün olur arkadaşlar. Alıcı tarafında yapılan işlemleri de bir sonraki derste anlatayım. Çünkü 15 dakika oldu bu video. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum.